Dedi ki ben ona dedi böyle bir kol üretebilirim dedi. Aynası iştir, kişinin lafa bakılmaz. Einstein yapmış adam birebir o yazıcıdan çıktı. Bunu yapıyorsa şöyle bir kulp olup çevirebilir dedi. Dinlemek burada aslında yazıcının anlayacağı bir dile çevirmek. Biz anlamasak da yazıcı anlayacak yani. Nasıl? Buna peki girsen şu anda böyle ayakkabıdan radyo yapar mı? Ayakkabıdan radyo. Yani. 40 yıl önce adamın elinde böyle cihazlar yoktu. O kulpu nasıl yapmış? 55 dakikanın ardından parçayı verdi, uzattı bize. 3D yazıcımız. Şimdi hangi aşaması? Şimdi tavladan çıkarmamız gerekiyor parçamızı. Yapışıyor oraya. Aynen yapışıyor ama çıkmıyor. Çıkartamıyor. Hadi abi. Oh. Tamam. Cephe tarafı. Hadi bismillah. Oldu bu iş. Evet, oldu. Bilgisayarımız, kulpu kırılmış bir tane elektrikli sobamız ve en önemlisi 3D yazıcımız. Fakat daha önemlisi Erdem Efendi Hazretleri. Genelde herkes ona çok saygılı bir çocuk olduğu için Hazreti Erdem derler. Böyle utanır utangaçtır fakat teknolojiye merakı hep vardır çocukluğundan beri. O yüzden 3D yazıcısı var ve bizim de şöyle eski yaklaşık 20-30 yıllık çocukluğumuzdan kalan bir sobamız vardı. Onun şu kulpu kırıldı, çevrilmiyor. 3D yazıcıdan dedi ki ben buna dedi üretebilirim dedi bir kulp dedi. Çünkü bu bulunmuyor, 30-40 yıllık bir soba bulunmuyor ve ben üretebilirim dedi. Üretebilecek mi bilmiyoruz. Erdem merhaba diyebilirsin. Merhabalar, ben Erdem. Lise öğrencisiyim. Bugün de Erdal abinin dediği gibi makinenin kırılmış olan parçasının ölçülerini, oturacağı yerin ölçülerini alıp ona göre bir parçayı da bilgisayar üzerinden tasarlayıp 3D yazıcımızla da üretmeye çalışacağız. Yani o parça bu. Evet. Erdem'in bahsettiği aynası iştir, kişinin lafa bakılmaz. Einstein yapmış adam birebir o yazıcıdan çıktı. Bunu yapıyorsa şöyle bir kulp olup çevirebilir dedim yani. Olabilir gibi. Einstein şeklinde bir kulp da yapabiliriz mesela. Einstein kafasıyla. Einstein'ın kafasını çevireceğiz burada falan. Hizmette sınır yok yani. 3D yazıcı gerçekten teknolojinin geldiği son nokta. Yani bunu üretebiliyor ve böyle eski cihazları falan tekrar kurtarabiliyor. Bu normalde çalışıyor. Fakat kulp olmadığı için döndüremiyoruz. Bakalım Erdem yapınca olacak mı? Nasıl yapacaksın? İlk aşamalarını bize anlatır mısın? İlk başta kumpas yardımıyla yapacağımız parçanın oturacağı yerin ölçülerini alıp ona göre bir tasarlayacağımız parçada yer açmamız gerekiyor. Elinde kumpası Elinde var. Elinde kumpas var. Kumpas kurmak ne demek? Kumpas. Erdem o kadar temiz bir çocuk ki sokak jargonuna hakim değil. Tabii böyle şeyler sorunca çocuk sıkışıyor ya. Şimdi bunu tam daire bir daire şeklinde düşünerekten işe başlıyoruz. Bunu böyle ölçüp şöyle sıkıştırıp ne kadar bir ölçüde olduğunu 8 milim bu. Tamam, dairenin çapı mı? Evet, dairenin çapı 8 milim. Tamam. Ama dairenin belli bir miktarını kestikleri için orayı da hesaplamak adına yine buradan da bir ölçü yapıyoruz. Bilmesi için kulpun. Aynen. Yarım daire var bir kenarında da. 5 milim kadar, yani 3 milimlik kısmı atmışlar. Biz de o yüzden buradan, yani buradan şuraya 6 milimlik bir dik indiriyoruz. İndirdiğimiz dikide şöyle bir çizgi çektikten sonra buranın şeklini oluşturmuş oluruz aslında. Şu daireye attığımızda buranın evet, şekli evet, oluşmuş tamam. Oluyor. Ha, hafif yarım daire gibi evet, oluyor. Hafif çünkü yarım daire gibi aynen. Dönsün diye o kulpu ayarlamak için. Daha sonrasında derinliğini almamız gerekiyor. Bunu düzgüncene sokmamız gerekiyor. Derinliği de 18 milim. Buraya girecek olan parçanın da daha rahat girebilmesi için yani düzgün bir şekilde girebilmesi için şu iç taraftaki yerin de ölçüsünü almamız gerekiyor. Bunun bir kısmı içeride, bir kısmı dışarıda. Tamam. Dışarıda kalan kısmına göre de bir şu etrafına güzel dursun diye bir daire yapacağız. Tamam. Yani bu da 5 milim. Yani bu parça 5 milim kadar dışarıya çıkıntıda. Şimdi bunu indiriyoruz. Bununla işim bitti mi? Evet, bununla işim bitti. Ölçüleri aldık. Tamam, bunu indiriyoruz. Bilgisayara alıyorsun, bunları yazacaksın. Evet, bilgisayara alıp bilgisayarda tasarımımıza başlayacağız. Evet Erdem, kumpası kurduk ya. Şimdi ne yapacağız? Şimdi aldığımız ölçülere göre üretilmesi gereken parçanın tasarımını 3D tasarım programı yardımıyla yapacağız. Tamam. Şimdi oturacağı yer yarım daire kadardı. Dairemizin çapı 8 milimdi. Evet. 8 milimi, aynen 8 milimi giriyoruz. Daha sonrasında dairenin belli bir bölümünü
dönebilsin diye attıkları için biz de o forma yakalamak için ona göre bir ölçü almıştık tam şuradan. Otursun böyle dönsün aynen. diye oradan destek alsın. Tam yuvarlak olursa boşa döner diye. Aynen tam bu şekli aldık. Sonra bu parçanın oturacağı dıştaki dairenin ölçüsünü almıştık 12 mm. Evet tamam. Derinlik 18'di. Evet, bunu buradan takip ediyorum. Evet, bunun girişlerin 13'ü içeride, tamam. 5'i dışarıdaydı. Tamam. Biz aşağı doğru 13 milimlik bir yer açacağız. -13. Ha o derinliği yapacaksın aynen. içine doğru gitsin diye. Şu an bu içerideki kısım. Tamam. Sonra aynı şekilde bu sefer dıştaki büyük daire olacaktı. Hani güzel gözüksün diye. Kaplayacak alanı aynen. kaplayacak olan bana büyük halka. 32 milim, 33 milim diye. Evet o da 33 diye. Demişsin. Ben de çok anlıyormuş gibi buradan takip ediyorum ki hata yapmasın diye. Şey buna peki girsen şu anda böyle ayakkabıdan radyo yapar mı? Ayakkabıdan radyo. Yani şartların falan. Yanda şaşırdı tabii abi. Şimdi abi döndürmemiz için dışarıya bir kulp tarzı bir şey yapmamız gerekiyor. Evet. Çıkıntı yapmamız gerekiyor. O çıkıntının ölçülerini almamıza gerek yoktu zaten. Biz onu kendi kafamızca aslında. Ha, tutacağın kulp gibi aynen. olacak. Kulpuna elini tutacağın yeri. Aynen öyle. Tabii o estetik olsun yeter Erdem bizim için. Peki bir şey soracağım. 30-40 yıl önce adamın elinde böyle cihazlar yoktu. O kulpu nasıl yapmış? O kulpu nasıl yapmış? Zor soru. Böyle işte vatandaşın aklında böyle sorular var. Sen şimdi bu bilgisayardan yazacaksın. Oradan basacağım falan. Adam 40 yıl önce yapmış onu. Yapmış da. Abi cevap ver yapmış da. 30-40 yıl önce bildiğim kadarıyla metal kaplara plastik döküp soğumasını bekliyorlarmış. Hı. Şimdi aslında bunu böyle bassak da döndürebileceğimiz bir kulp oluştu. Ama hı. bu böyle birazcık estetik durmadığı için biz bunu birazcık estetik hale getireceğiz. Mesela şöyle birazcık yumuşatacağız. Çok tatlı oldu. Programda birazcık böyle tipsiz gözüküyor ama aslında... Yok bence gayet tipli yani. Böyle olsa yeter bizim işimizi görür. Aa tam bu mu gelecek? Bu olacak ha? Bu gelecek. Üstüne de bir de marka olsun diye 2-3 tane harf yazacağız. Aa, ne yazacaksın orada? Yani soyadımın ünsüz harflerini yazacağız. Adam üretime geçti, seri üretime. Markasını bile basıyor. Bassana bir olacak mı? Buraya yazımızı yazalım. Tam sonra seri üretip her soba sahibine satalım. Selam. Adını soyadı genç. YNÇ. İnceden şey diyorlardı ya. Alet yapar, el övünür diyorlardı ya. Şimdi alet de yapmıyor. Her şey bir şekilde geliyor yani. Şimdi bunu yazıcının anlayacağı dile çevirmesi için yazıcının dilimleyici programına atacağız. Burada yazıcının kullandığı dilimleyici programı seçtik. Tamam. Mesela kodlama gibi bir şey o zaman. Kodlama gibi bir şey. Zaten şöyle bu otomasyon programı ile çalışıyor ya o en nihayetinde dijital olarak bir şeyleri algılıyor. Evet. O dijitali manuele çevirme mantığı. Aynen abi. Öyle. Ya biz mu fikir yürütüyor mu bile doğru. Parçamız geldi. Tamam. Ha onu zemine koyacağım. Aynen bunu tam ortaya koyuyoruz. Makine de var ya acayip ısındı, çıldırıyor hadi gönderin şunu diye uğuldamaya başladı. Şimdi yazıcının anlayacağı dile çevirdi 55 dakika, 7 gramlık bir malzeme. Tamam bunu şimdi gönderirsek 55 dakika sonra alacağız. Evet, evet. Şimdi basmaya mı başlayacak? Basmaya başlayacağız. Ya bas abi artık hadi ya. Bileşim üstündeki çılgınlığımız devam ediyor kesmeden. Ayakkabıdan radyo yapamasak da sobanın kulpunu yapmaya az kaldı. Erdem çok azimli tabii bu konuda. Erdem hangi aşamasındayız abi ne olur hadi bize bir kulp ver ya. Tasarımımızı yazıcının anlayacağı formata çevirmiştik. Onu da SD kartı attık. Tamam, şimdi SD kartı da 3D yazıcımıza takacağız. Ya Erdem bilim adamı olmak zor değil mi? Yok abi olmadık ki daha. İlk aşaması abi iyi adım attık ya. Şimdi buradan print kısmına basıyoruz. Print'ten kulp diye kaydetmiştim dosyayı. Tamam. Kulp'a basıyoruz. Yazıcı nozzle dediğimiz bir bölümü var. Nozzle ucu. Yok nozzle. Nozzle. İsmini bile bilmiyoruz ya harbiden. Orada. Sen bana bakınca çok cahil birini mi görüyorsun? Yok herhalde. Abi muzulu nuzul muzulu muzul olarak biliyorum. Ne bileyim abi ben lan. Nozzle uç dediğimiz burada bu kafa kısmında yazıcı plastiği eritmek için plastiği ısıtacak kadar bir sıcaklık üretiyor aslında. 220 derece
260 dereceye kadar bir sıcaklık. Şu an zaten dökmeye başladı. Heyecanlandık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Makine yapar el övünü. Biz övünürüz sonra. 55 dakika sonra hazır olacak. Evet, tabloya yapışacak. Sonra katman katman yükselecek. Tasarladığımız parça aslında üretilmiş olacak. Sabredin. 53 dakika kaldı. Evet, 55 dakikanın ardından parçayı verdi, uzattı bize 3D yazıcımız. Şimdi hangi aşaması? Şimdi tabladan çıkarmamız gerekiyor parçamızı. Ha, yapışıyor ya. Aynen, yapışıyor ama çıkmıyor. Çıkartamıyor. Hadi abi. Oh. Of be. Parçayı çıkardık. Etrafında destekler var. Havada basamayacağı için havada kalan parçaların altına destek atıyor. He, yani şu desteği biz çöpe atacağız, evet, değil mi? Çıkartacağız. Kumpumuz bu olacak. Aynen öyle. Buyur abi. Ha, o kenar desteklerini kırıyorsun. Aynen. Bunlar önemsiz parçalar. Şöyle sökeceğiz. Onları zaten tel gibi bir şey yapmış. Çok basit bir şey yapmış. Aynen öyle. Bir gram bile değildir. Şöyle bir şeyimiz oldu. Yaklaşık 1,5 saattir uğraşıyoruz. Bu sobamıza gidecek. Evet, sobamıza takacağız şimdi. Hadi bismillah, yatırıyoruz abi. Tekrar bizim eski hurdayı. Ben mi takayım, sen mi takar? Sen tak abi. Ben daha heyecanlıyım tabii. Abi dur bakayım, şurası cephe tarafı. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Oldu bu iş. Evet, oldu. Atom parçası. Dur bakayım, dönüyor mu abi? Aa, dönüyor. Aa, harbiden dönüyor. Adam yaptı ya. Dur abi, bir de fişe takayım da biraz da öyle heyecanlanayım. Erdal abinin böyle bir sopası vardı. Bunun döndürmek için olan kulpu kaybolduğu için benden rica etti. Biz de beraber tasarımın ölçülerini aldık, tasarımını yaptık. 3D yazıcılığı ürettik. Gördüğünüz gibi de kulpun oturması gereken yere oturttuk. Böylelikle 3D yazıcı ile aslında evdeki kaybolan veya kırılan parçalarınızı çeşitli 3D yazıcı programlarıyla tasarlayıp 3D yazıcı yardımıyla da üretebilirsiniz. Kulpumuz burada, bakıyorum yerinde mi diye. Olur mu olmaz mı diye düşünüyorduk. Oldu. Siz de evde deneyin.